Kız Pınarbaşı'nda testi doldurur, testinin kulpuna şahin kondurur. İşte biz de şimdi tam bir sanat eserine şahin kondurulan yerde, şahin çelik kapı imalatının yapıldığı yer olan Şahin Metal'deyiz. Bir çelik kapı hangi emeklerle yapılır? Onu aşama aşama birlikte göreceğiz. Dedik ki sanat eserinin üzerine şahin kondurulan yerdeyiz. Şahin çelik kapılarının imal edildiği Şahin Metal'deyiz. İlyas Dalar kardeşime misafir olduk. Şimdi bize İlyas kardeşim bu sanat eserini nasıl ortaya çıkarıyor, aşama aşama bize onu anlatacak. Evet İlyas kardeşim, bize çelik kapının hikayesini anlatır mısın? Evet. Şöyle biraz yanıma gel. Evet. Şimdi candan olalım. Bizim çelik kapılarımız Osmancık'ta bugüne kadar üretime ilk defa girdi. Bizim ismimizle girmesi de tabii bizim için bir ayrıcalık oldu. Bir eksiklik olduğunu düşündük. İnşaat sektörünün bu kadar yoğun olduğu ilçemizde bizim için ve bizim halkımız için layık olduğu kalitede bizim de üretmeye çalışmamızla, bu girişimi sağlamamızla bir şeyler ortaya çıkartmaya çalıştık ve yeteri kadar başarılı olabildiğimizi, daha da ileriye taşıyabileceğimizi düşünüyorum bu konuda. Biz bunu nasıl keşfettik? Biz daha önceden kapı yapıyorduk tabii ki mesleğimiz icabı. Bunu teknolojinin de gelişmesiyle ve bizim de bu farkındalığı fark etmemizle bu teknolojinin ve çelik sektöründeki gelişmenin bize sunduğu hizmetlerden yararlanmak amacıyla neler yapabiliriz, neler yapabiliriz diye düşüncelere daldık. Daha ileri seviyeye nasıl taşıyabiliriz? Evet. Bir de bizim amacımız daha kaliteli bir ürün. Bizim daha önce çelik kapı diye bildiğimiz birçok ürünün aslında ortasının MDF kaplama kalitesinde olduğunu, sadece görsellik kazandırmak amacıyla yapıldığını fark ettik. Yani şu kısmını, şurası. Evet, burasını. Şu orta kısım MDF. Evet. Ve işleme yapıyor. Ama gördük ki burada. Evet. Bunun burası da metal. Evet, her tarafı metal. Her tarafı. Şimdi hırsız geldi benim evime. Evet. Eline baltayı aldı. Tak tak vurup dört tarafından buradan pencere gibi açtı, kapımı açıp içeri girmeye çalıştı. Bizim kapımız hangisinde daha kolay olur? Bunda mı, o MDF dediğinizde mi? O MDF kaplı çelik kapılarda bu daha kolay, daha mevcut ve çok daha hızlı. Kesinlikle güvensiz. Biz bunu nasıl yaptık? Daha önce çelik kapı montajlarımız vardı bizim. Ancak müşterilerimizle utanır vaziyetlere geldik biz. Hani sizin kaptığınız çelik kapı bu mu? Oysaki üretimini biz yapmıyorduk onların. Sadece montaj. Evet. Ve bunu nasıl yapabiliriz? Biz daha kaliteli bir ürün nasıl yapabiliriz gibisinden düşündükçe bunu tasarladık, canlandırdık kafamızda ve biz bunu üretime döktük. Eksiklerimiz tabii ki oldu zamanla. Bunları çalışarak, kendi hatalarımızı düzelterek bu aşamaya getirdik. Yapıp tamamıyla kullanıma hazır hali en son bu. Tabii bu evet, sadece bir örnek. Bunun yanında onlarca örneğimiz de var bizim. Müşterinin isteğine göre İstek boya, evet boya ve model tasarımı değiştirebiliyoruz. Renk tonunu değiştirebiliyoruz. Bizim diğer çelik kapılardan daha bir farklı özelliğimiz, onlar standart. Biz müşterinin bizden istediği ölçüde çelik kapı tasarımı yapabiliyoruz. Çelik kapı imalatı yapabiliyoruz. Bizim bu ayrıcalığımız da var. Yani diyorsun ki biz standartın dışına da çıkabiliyoruz. Evet. Bu ayrıcalığımız bu. Müşteriye özel tabii, bir standartta uygulayabiliyoruz. Tabii. Bunu da yapıyoruz. Ayrıca biz firmalar gibi sadece kapıyı yaptık alın, kime götürüp taktırırsanız taktırın mantığı değil. Biz kendi yaptığımız ürünü kendimiz montaj yapıyoruz. Bu ayrıcalığımız da var bizim. Müşterimiz direkt imalatçısıyla yüz göz oluyor.
Ve biz müşterimizin memnuniyetini gördükçe tabii ki biz de mutlu oluyoruz. Peki bir, bu çelik kapıyı bu hale getirebilmek için hangi aşamaları? Şimdi bu çelik kapıyı bu hale getirebilmek için önce biz aldığımız profil imalatının kasa aşamasını sağlıyoruz. Bu bizim kapımızda profil destekli. Evet. Profil desteğinin dışında bu bizim model saçlarımız var. Bu komple bütünüyle bir çelik saç. Bunu o döndüğümüz hazırlamış olduğumuz kasanın... Yani bu desenin aynısı şu. Evet. Şu ham saç. Evet, evet. Bu desenin aynısı bu. Ham saç, kullanılmamış saç veya bu saç da farklı bir model evet. olmuş oluyor. Şimdi bunun yanında biz bunu hem kasa olarak saçın etrafına besleme yapıyoruz profillerle. Hem saçı hem de saçın içinden profil beslemesi yapıyoruz. Ve saç tek taraflı da değil, çift taraflı. Yani benim anladığım kadarıyla çelik kapıdan öte çelik para kasası gibi bir şey yapıyorsunuz. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Yani nasıl insanlar işte sığınaklar hazırlıyor kendilerine pahalı pahalı çelik para kasaları her tarafı saçtan, işte bizimkisi de onun gibi. Kilit sistemleri de yine çelik kapı modellerine uygun çift kilit veya müşterimizin istediği standartlara uygun kilit sistemleri koyabiliyoruz. Biz bu kapı işte bu. Alın nasıl isterseniz öyle kullanın mantığıyla değil, siz nasıl kapı istiyorsunuz mantığıyla hareket ediyoruz. Yani müşterimiz diyor ki ben buraya video görüntülü kamera koymak istiyorum. Tabii ki onu da yapabiliriz. Dürbün koymak tabii, istiyorum. Tabii tabii. Kapı tokmağını şu şekil koymak istiyorum. Tabii ki. Ona göre siz şekil veriyorsunuz burada. Kesinlikle öyle. Biz tamamen müşterinin nasıl istediğini önce öğreniyoruz. Sonra müşterinin isteğine göre tasarımımızı ve çalışmalarımızı ona göre yönlendiriyoruz. Yani metalin kesiminden, bükümünden, montajı, boyası. Evet. En son kapının evimizin girişine montajlama aşamasına kadar evet. tamamen sizin elinizden tamamen, geçiyor. Tamamen bizim elimizden geçiyor. Bu da tabii bizim halkımızın hak ettiği bir hizmet olarak düşünüyorum. Bizim halkımız bunu gerçekten hak ediyor. Daha önceden almadığı bir hizmet olduğunu da düşünüyoruz. Ve biz bu iş yerini kurarken de bu hizmeti vermek amacıyla zaten hani bir farkındalık oluşturalım, bir farklılığımız olsun amacıyla biz bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bu işletmemizi de bu amaçla kurduk. Evet, gördüğünüz gibi Osmancıklı bir hemşerimiz bu sektörde Osmancık'ta bir ilki gerçekleştirmeye çalıştığını ve bu aşamada emin adımlarla ilerlemek istediğini, ilçemiz halkına hizmet ederek bu sektörde kendini büyütüp dışarıya da çelik kapı imalatı yapıp Osmancık'a, ilçemize, memleketimize, Çorum'umuza sıcak para akışı sağlamak gayretinde olduğunu söyledi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yolu açık olsun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.